Türkçe'de bir kelime var. Bu kelime bence kelimesi. Bence veya bana göre. Şimdi sizlere bu kelimeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Bence burası çok güzel. Bana göre burası çok güzel. Bence bu elbise biraz pahalı. Bana göre bu elbise biraz pahalı. Yani arkadaşlar bu iki kelime aynı anlamda kullanılıyor. Bana göre veya bence. Bana göre iki kelime ile biz bu kelimeyi anlatıyoruz, söylüyoruz. Bence daha kolay, daha pratik. Bence bu yer çok ama çok kaliteli. Bana göre bu yer çok ama çok kaliteli. Yani aynı arkadaşlar. Bence, bana göre. In my opinion, по-моему, Rusçası. Bence, bana göre. Sence, sana göre. Onca, hayır, onca yok. Ona göre kelimesi var. Ona göre, onca başka anlamda. Bizce, bize göre. Sizce, size göre. Onlarca, dıt, onlarca yok. Onlara göre var. Evet, Türkçe'de onca kelimesi ve onlarca kelimesini burada kullanmıyoruz. Nerede kullanıyoruz Ali Bey? Onca kelimesi çok anlamında kullanıyoruz. Örnek, onca işim var, şimdi seninle meşgul olamam, seninle ilgilenemem. Onca işim var, yani çok işim var. Onca insan arasında polis beni durdurdu. Onca insan, çok insan anlamında. Onlarca kelimesi de aynı arkadaşlar. Mesela onlarca kitap arasından bir kitap seçtim. Veya onlarca gün yol aldılar gibi. Yani uzun zaman anlamında kullanılmış. Onca ve onlarca kelimeleri çok ve uzun zaman anlamında kullanıyoruz. Şimdi cümlelerimize bakalım arkadaşlar. Sana göre Türkçe kolay mı? Bu tişört küçük. Ona göre değil. Bu iş ona göre zormuş. Bu iş ona göre zormuş. Yani o böyle düşünüyor. Bize göre bu ülke harika. Turistler konuşuyorlar arkadaşlar ve bir röportaj yapılıyor turistlerle. Bu ülke nasıl? Bize göre bu ülke harika. Size göre bu mağaza ucuz mu? Size göre bu mağaza ucuz mu? Onlara göre bu muhitte, bu yerde ev kiralamak mantıklı değilmiş. Aile, onlar. Onlara göre bu muhitte, bu yerde ev kiralamak mantıklı değilmiş gibi. Evet arkadaşlar, bence, sence, onca yok. Bizce, sizce, onlarca yok. Onlara göre. Veya aynısı ikizi. Bana göre, sana göre, ona göre, bize göre, size göre ve onlara göre. Şimdi sizden iki cümle istiyorum. Bana göre veya bize göre veya size göre veya bence. Yani bazı kelimelerle siz lütfen aşağıya cümleler yazıyorsunuz. Evet evet sen de yazıyorsun. Bana göre sen yazabilirsin. Bence sen yazabilirsin. Aşağıya iki cümle. Ödev bu, tamam mı? Lütfen. Evet. Bence sence ona göre, bize göre, size göre, onlara göre. Bana göre, sana göre, ona göre, bize göre, size göre, onlara göre. O şarkı gibi oldu bu. Rap şarkısı gibi oldu. Bana göre, sana göre, ona göre, bize göre, size göre, onlara göre gibi. Bu video bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.
aşağıda var, biliyorsun. Görüşürüz.